Dostlarım, yepyeni bir tur videosuna hoş geldiniz. Bugünün konusu ne olacak? Artık tura devam ediyoruz. 1087 yılının ilk 6 ayını işlemiştik zaten. Şimdi de geri kalan 6 ayı birlikte işleyeceğiz. Yeni tur videosuna geçmeden önce komiserimizin raporları var. Onları bir uygulamamız gerekiyor. Ne karar verdiler, ne ettiler, onlara hemen bir bakalım. Kıbrıs'a bakarsak Muhammed Tahir İpek tarafından yönetiliyor. Komis Merkürius tarafından. Burada şu an bir land clearance, tarım alanları çalışması var. O yüzden herhangi bir işlem yapılmamasına karar verdi komisimiz. Rodos'ta da keza öyle, herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Berk Altınöz tarafından, Publius Theodoros komis, Publius Theodoros tarafından yönetilen bu şehirde de şu an için herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Bir vergerle de oynama yok. Hemen geçelim Nikaya şehrine. Nikaya şehrinde Isaac Orelaus Angelos İbrahim Işık generalimiz burada bir tane, yani daha gelişmiş tarım alanları, communal farming yapımının başlamasını istemişti. Onun dışında herhangi bir vergilerle oynanmadı. Bir birim de Spear Militia askeri çıkmasını istemişti. Ondan sonra Saloniki'ye gittiğimizde de burası da Flavius Semixus Bacchus, yani Semih Bakıcı tarafından yönetiliyor arkadaşlar. O da verdiği rapora göre burada sadece bir town hall binasının inşa edilmesini istemiş. Onu da yaptık. Herhangi bir vergilerde değişme yok. Aynen devam ediyor. Son olarak da arkadaşlar Korint komisi Elpidios Panos, yani Umutkaya da burada bir adet küçük kilise yapılmasını istemişti. Onun dışında da başka herhangi bir işlem yapılmayacak. Yani bu işler neticesinde bakarsak 852 florine düşmüş oluyoruz. Gelecek turda bize 3683 florin olarak geri dönecek. Ayrıca bir durum daha vardı. Bir farklı durum daha vardı. Dıraç'a bir, yani şu bölgelere Dıraç'a bir adet orders. Gözetleme kulesinin yapılmasını istemişlerdi. Hemen şu askerlerle birlikte gideceğim. Niye diye soracak olursanız, yani Domenico saldırırsa hani güçleri bölmeyelim. Zaten Paladin'in gelmesi uzun sürecek. Şuraya bir kule dikeriz, eğer Venedik saldırırsa da biz de onlara geri saldırırız diyerek şöyle gidelim bakalım. Continue tomorrow, my lord. Evet, şurada bir adet watchtower inşa edelim. Senatörümüz Ertuğrul Keskus'un, yani Ertuğrul Keskin'in bize önerdiği bir fikirdi bu. Biz de senatoda bunu konuştuk, oyladık ve sonuçta bir gözetleme kulesinin yapılmasına karar verdik. Şurayı şöyle açıyoruz artık. Bütün Macar diyarı, hatta Venedik diyarını buradan görebileceğiz. Ondan sonra Theotokios Olaskos geri dönecek ki Doç Domenikos saldırmazsa elbette. Buradan artık saldıracaklarını sanmıyorum. Zaten diğer tur Dıraç'a gireriz. Bir daha da çıkmayız. Özet olarak bakarsak ne yapmıştık? Diplomatlarımıza dünyanın dört bir yanına göndermeye devam ediyoruz. Hali hazırda Bükreş seferi var. Onun hazırlığı şu an itibariyle yapılıyor. Salonika'dan asker almıştık bildiğiniz üzere. Onlar da Konstantinopol ordusunda İmparator Alexius'la birleşecek. Adalar sakin. Casuslarımız Anadolu'da ve Evangelos Exotrokos da diğer tur artık Trabzon'a yavaş yavaş saldıracak. Başka da göstermemiz gereken bir şey yok. Herhangi bir görevimiz de yok diyerekten arkadaşlar isterseniz yavaş yavaş turu geçelim. 1087 senesinin son 6 ayına doğru yavaş yavaş gidelim bakalım neler olacak. Venedik diplomatı Anadolu'ya doğru ilerliyor gibi görünüyor şu an için. Macarlar ne yapacak onu merak ediyorum. Venedik ordusu Bükreş'ten vazgeçti. Güzel. Bu birlikleri de çıkıyor Ragusa'ya doğru. Yani saldıracaklar mı saldırmayacaklar mı daha hala çözemiyorum. Çok fazla orduları var ama bir şey yapmıyorlar.
tüccarları da şu an itibariyle geri dönüyor. Evet, güzel. İstediğimiz oldu. Venedik bize yine saldırmadı. Draç artık Theotokos girebilir. Evet, Macar kardinali topraklarımıza gelecek. Zaten bunu kestirmek güç değil. Şu Lukács bölgeden ayrılsa Sofya için güzel planlarım var ama maalesef ayrılmayacak gibi görünüyor. Ya Anna Komnen için harika bir damat adayı geldi. Asemopulo Buches, ama bunu bir bekletelim. Çünkü Anna'yı önce bir İstvan'la evlendirmeyi deneyeceğim. Ya da denemeyeceğim, bilmiyorum. Şimdilik şöyle bir dur bakalım. Evet, çok güzel bir görev Senato'dan geldi bize şu an itibariyle. Trabzon Kalesi'ni alırsak 2500 florin harika bir şey. Gerçekten harika bir şey. Biz zaten Trabzon'a saldırıyoruz. Orayı da alırsak Senato bize 2500 florin verecek. Gayet güzel. Ekonomimizi daha fazla toparlamış oluruz. Onun dışında bakalım artık başka ne oldu ne bitti. Evet, Konstantinopolde ve Nikaya'da Spear Militia'ların yapımları tamamlandı. Draç'ta da bir din adamı çıkartmış olduk. Çünkü zaten bildiğin üzere Venedik kardinalini yollamıştı bize. Onun dışında Konstantinopolde büyük marketlerin yapımı tamamlandı. Korint'te küçük Ortodoks kilisesi tamamlandı. Nikosya'da, yani Kıbrıs'ta Land Clearance, keza yine Smirne'de Land Clearance binaları inşa edildi. Rodos'ta da Grain Exchange yapıları tamamlandı arkadaşlar. Bunlar zaten 5 tane var. Diğer turda komisere soracağız artık ne yapmak istiyorlar, ne etmek istiyorlar. Tabi ekonomimizin el verdiği kadarıyla olacak bu. Bakalım sonra. Hem Isaac Aurelius Angelos hem de İmparator Alexius artı bir otorite kazandı. Yani bu ne demek? Hani şehirlerini iyi yönetiyorlar. Güzel yönetiyorlar. Onda bir yönetim yeteneği kazandılar. Tur raporuna bakarsak genel olarak güçlü bir imparatorluğuz arkadaşlar. Hemen bir kayıt alayım ben. Evet, save'lerimizi aldık. Şimdi artık oyuna başlayabiliriz. Şimdi ilk iş olarak Theotokos'u hemen geri sokalım. Çünkü Doge Domenico, yani şuradaki askerleri gördüğünüz üzere bir sürü atlı var. Bunlarla bize saldıracaklar gibi. Bir de Kaptan Viton diye biri çıktı. Biz gözetleme kulemizi inşa ettik. Hemen Draç'a geri dönüyoruz. Bu arada yeni iki tane arkadaşımız geldi. Yağız Demirer ve Aykut Kurtuzcu hikayemize katıldı. İkisi de senatör olarak hikayemize katıldılar. Kendine hoş geldiniz diyoruz. Draç'taki agent'ımıza bakalım. Eleterios Bariotes 2. Pietis şu an 2. Yani fazla iyi değil ama 71'e kadar gördüğünüz gibi düşmüş artık Ortodoksluk. Şöyle biraz din adamımızı Draç'ta en azından dinin düşmemesine, Ortodoksluk seviyesinin düşmemesine sağlamak zorundayız bir süre. Traveling with God. Draç'ta Grain Exchange yapılıyor. Asker şu an basabilir miyiz? Bence gerek yok. Biraz daha beklesin. Venedik saldıracak gibi değil. Batı'dan devam ettik. Johannes Focas'ı artık şöyle İtalya'ya doğru gönderiyorduk. Burada diplomatik antlaşmalar imzalayacak papalıkla ve diğer İtalyan devletleriyle. Umarım güzel şeyler başarır, iyi şeyleri imza atar. Evet, Venedik'in Zagreb'de de çok harika bir kalesi yok. Bir birimlik bir askerleri var. Ya Casus'u ben bir süre daha burada tutmak istiyorum. Yes. Nedenine sorarsak, eğer Venedik üzerimize saldırırsa şehir içine girmemiz lazım. Çünkü onlar da bize casus falan sokabilir. Hani yani direkt saldırmasınlar.
biz en azından istediğimiz düzeni alabilelim. Sadece bir pardon, şuraya doğru bir çıkmak istiyorum. Yukarıda neler oluyor onlara bir bakalım. Hani Macaristan ek bir şeyler getirecek mi? Fazla da bir şey göremiyorsun zaten. Şöyle gel, gözden kaçırmayalım seni. Today's journey is over. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun gemisi görünüyor buralarda. Enteresan. Bologna'dan gelmişler demek ki. Korint'teki her şey zaten umut karar verecek. Saloniki'deki her şeye zaten Semih karar veriyor. Ayrıntılı bakacağım şehirlere. Şimdi Slavos Laskaris'te bir diplomatları bir gönderelim. Şöyle devam edin bakalım Polonya'ya doğru. Oradan da Rusya'ya Ortodoks kardeşlerimizin yanına çıkarız. Amiral Andrei. Amiral Andrei, sana saldırsak mı bilmiyorum. Are you trying to give me an order? Karadeniz'de korsanlar artık yavaş yavaş belirmeye başladılar arkadaşlar. Ondan önce ben artık zaten Lukács buradan artık ayrılmayacak. Eğer İstvan'ı bir artık... Ooo bir de isyan çıkmış tam Bükreş Seferi Halifesi. Oha. Oha. Hiç hoş değil ya. Başka isyan var mı? Konstantinopol'de evet artık bir isyan çıktı. Bunun nedeni de... Bogomil ve Paulusçuluk önderlerinden bir askerler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Alexius'la önce bunları bertaraf edeceğiz. Ondan sonra Bükreş'e gideceğiz. Yeterli ordumuz da zaten var. Şimdi bir tane savaş var. Çoğunluğumuz piyade. Şimdi o zaman casusumuz geri dönmek zorunda gibi Slavos Laskaris. Şu bilmiyoruz burada ne var. İyi olmadı be ya. Şimdi ne güzel Bükreş Seferi Arifesi'nde. O zaman ben artık İstvan'la bir evlenmeye çalışsın Anna. Hello Your Highness. Evet. I shall approach this delicately. İstvan'ı artık almaya çalışalım. Alabilirsek. Is it someone I will like? Alabilirsek imparatorluğumuza kaçacağız. Alamazsak farklı bir damat adayı var zaten. Anna'yı artık yavaş yavaş evlendirmek gerekiyor. Bakalım İstvan bize ne cevap verecek. Refusing me was his biggest mistake. Vay amına kodum çocuğu ya. Sen kimsin lan Bizans İmparatorluğu'nun prensesine şey çekiyorsun? Ne yarrak, neyse küfür etmeyeceğim. Sinirlendirdi beni İstvan. Macarlara da şu an inanılmaz sinir oldum. O zaman İstvan için gayet güzel bir damat adayı var. Hem genç hem de yetenekli Asemopulo Buches. Onu da hikayeye gerçek hayattaki Nikeforos Biryennios olarak atayacağım. Anna'yı artık evlendirme zamanı diyerekten evlendirelim bakalım artık. Evet, kızımızı evlendiriyoruz. İstvan'dan red cevabı aldık ama Asemopulo Buches'le evlensinler artık.
Bu ne demek? Zaten red cevabı aldık artık. Sofya'ya bir saldıramayacağız. İstediklerimiz olmayacak. Biz artık isyanı bastıktan sonra Bükreş'e gidebiliriz. İsyan bastırdıktan sonra Bükreş'e gidebiliriz artık. O zaman şöyle bir daha bir bakalım. Bran'da 3 birim askerleri var. Biz Bükreş'e saldıracağız ama öncelikle tabii ki isyanın bitmesi gerek. Çok pardon. Evet, şuraya gel. 2 tur içinde biz de. But my lord, I cannot go there. Gel bakalım şuraya şöyle bir. As you wish. Şimdi Bükreş'i sefere bu sefer İmparator Alexius mu gitsin yoksa Anna'nın kocası mı gitsin? Onun bir oylamasını yapabiliriz. Senato'da. Venedik ordusu zaten bu kadar. Şu herifi hala göremiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden lök diye saldırmamak gerek. Atlı okçuları falan vesaire olabilir. Yes, my lord. Neyse, Anadolu'dan devam edelim biz artık. Görevimizi almıştık. Trabzon'a saldırma. Türkler de zaten üzerimize şu an itibariyle gelmiyor. Buradan geçişi de vermiyorlar bize. Ben şu doğudan ilerleyerek görmek istiyordum. Bakalım şuralarda neler var. Şuradan şöyle geçebiliyoruz. Gayet güzel. Şöyle gelelim. Hem bakalım daha doğuda neler varmış. Artık Van Gölü'ne kadar, evet, burada toprakları var, Musul'da, Erivan'da. Şöyle devam edecek bizim casusumuz. Hem orada Türk ordusunu da görmüş olabiliriz. Şimdi din adamımızı şu sınır tarafına kadar bir götürelim bakalım. Burada da fazla ortodoksluk yok. %38 gibi bir rakam var. Ama onu kısa sürede arttırmayı düşünüyoruz. Ama burada bir Türk imam olması lazım. Bu kadar nasıl düşürmüşler? Ona bakmak lazım ama Türk imamı göremiyoruz. Traveling with God. Continuing tomorrow. Who do I face? Direkt saldırı kararı çıkmıştı Senato'da. O yüzden ben Evangelos'la Trabzon'a saldırmak zorundayım. My lord, should we spare any of them? Bu kale gerçekten çok önemli. Bu kale Karadeniz'in hakimiyeti için muazzam önem taşıyor. Ve biz Trabzon seferini başlatıyoruz. İki tane koçbaşı olsun, iki tane kuşatma kulesi olsun. Hatta perdivenini hala bunlardan yapabiliyorsak 3 tura çıkıyor, gerek yok. Şunlarla 2 tur içinde saldırabiliriz. Zaten 5 tur kadar dayanıyormuş. Duruma göre belki diğer turda saldırabiliriz. Evangelos buradan okçu ya da atlı okçu da çıkar. 5 tur asla beklemeyeceğim. Çünkü hem bir kaleye hem Karadeniz hem de 2500 florine ihtiyacım var. Yes. Amiral Andrei. Yes, my lord. Şu iki şeyi birleştireyim dedim ama gemiyi. Let me strike, my lord. Yes. Şimdi korsanlar nereye kadar geliyor? Şuraya kadar gelebilir. Güzel. Biz de biraz şöyle kuzeyi gözlemlemiş oluruz. Fotenos'la. Dropping anchor until morning. Yes, my lord. Albanites de bir süre Konstantinopol tarafına gelsin. Onun dışında şimdi yes, my lord. Demetrios Kalafatis Antakya tarafında 21 florin buradan alabiliyor. Şurada bir işe başlayalım. Demetrios'u buraya bir getirelim. Antakya'da durum ne, ona bakmış oluruz. Evet, Rebel'ların elinde. Yani Rebel olarak bakmayalım biz buralara. Yani Büyük Selçuklu'nun elinde olan bazı yerler varmış ki. Hani gerçek tarihi ayarlarsak Damaskus'ta Suriye Selçuklularının şu anki emiri Melik Tutuş'un
elinde. Antakya, Halep'te şu an artık Melik Şah önderliğindeki büyük Selçuklu'nunmuş gibi düşünebiliriz. Zaten oyundaki Türkiye'de Anadolu Selçuklu olarak görüyoruz. 21 florin buradan alıyor. Noble Lord. Antes, Peloponnes'e Konya'ya giremiyor. %77 şansı var ama hem filmde de Kaptan Kit Buga'yı görebiliyor. Bence bir onu bir araştıralım. Hem biraz da yeteneğini geliştirmiş olur. ...3271 florinimiz var. 5 tane farklı şehirde inşalar yapılacak. Para yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. O yüzden Trabzon'un bir an önce düşmesi gerekiyor. Genelde şehir milislerinden, kuşatma kulelerinden oluşan bir ordu var. Ya, Türkler büyük ölçü uzun süre bize saldırmayacak gibi görünüyorlar. Şu an zaten Anadolu Selçuklu Fetret devrinde. Ebul Kasım tarafından yönetiliyor, daha hikayelerde de bahsettiğim üzere. Anadolu Selçuklu'nun ölen yani lideri Kutanlışoğlu Süleyman Şah'ın oğulları Kulan Arslan ve Kılıç Arslan da şu an İsfahan Sarayı'nda Melik Şah'ın esiri olarak tutuluyorlar. Bakalım başka. Şimdi şehir incelemelerine bakalım. Kıbrıs hala zaten 110 vergi alımı şu an normal. O da 110 bize huzur sağlıyor. Population 5.5 şeklinde artıyor. Zaten 2000'e az kalmış. Daha doğrusu oyundaki rakamla 20.000'e. Burada bir bina yapılabilir veya yapılmayabilir. Onu komiserimizle görüşeceğiz. Tarım, evet, excellent harvest, muhteşem seviyeyi çıkarttık tekrardan Kıbrıs'ta. Bu açıdan çok güzel oldu. Onun dışında 196 yolsuzluk yapılıyor buradan. Bu iyi bir rakam. Muhammed kardeşim, bu çok iyi bir rakam. İnanılmaz bir yoksulluk var, yolsuzluk var. Yani 1000 belki 1000 florin gelecekken bizim hazinemize 200'ü çalınıyor. Bunun da arkasında kim olduğunu zaten biz de biliyoruz. Platonas ailesi olabilir. Gözünü dört açman gerek. Rodos'a gittiğimizde burada da bir yolsuzluk bizim karşımıza çıkıyor ama 68, yani Kıbrıs'tan daha az. Burada da harika tarım yapılıyor, onu görebiliyoruz. Ama sadece bize tarımdan 330 income geliyor. Huzurumuzda %35. Smyrna Prens John tarafından şu an itibariyle yönetiliyor. Burada bir kere bir yolsuzluk yok ama çok ufak bir hani mutsuzluk başlamış. Neden olduğunu bilmiyorum. Onu artık bir hikaye düşüneceğiz. Buranın da geliri 666. Nekaz'ın özü Nikaya'ya ve İkonyum'a gönderdiğimiz İpek, Sülfür, Wool neydi hatırlamıyorum. Burada askeri binalara tabii ki çok önem vereceğiz ama öncelikle bir yol yapımını başlatmamız lazım burada. Ve her an burada Bizantin, Cavalry ve Skitikon birlikte atlı okçular çıkarabiliriz. Hani Türklerle yapılacak meydan savaşı. Böyle bir kozumuz olacak. Nikaya'ya şu an 5 kişilik minimum zaten bölgesini tamamladı. Askeri garnizonu tamamladı. Burada da büyük tarım alanları yapılıyor şu an. Alınan vergi yüksek. Public order düzende %145. Hiçbir yolsuzluk yok. Hiçbir yolsuzluk yok. Onun dışında tarım ama düşmüş. Tarım bayağı düşmüş. Poor harvest. Onu da zaten çiftliklerle dengelemeye çalışıyoruz. Ticaret bayağı iyi oldu burada. Ticaret 614. Tarımdan da 339 florin gibi. Ve gördüğünüz üzere bir sürü yerle hem deniz hem karada ticaret yapıyor Nikaya'ya. Buranın yönetimi de İbrahim Işık kardeşimizinden olacak. Konstantinopol'de evet %150'ye çıktı bir an önce, bir an içinde. Vergi yani
şöyle söyleyeyim. Public order burada bayağı düşüyordu. 125'e kadar düşmüştü. Nasıl oldu bir 150'ye çıktı? Asker bastık. Ondan kaynaklı vergi arttırabiliriz belki. Zaten düşük vergiyi almama rağmen adamlar hani isyan ediyorlar artık. Zaten public order'ı düşüren iki şey var. Birisi pislik ki pislik. 150'ye kadar çıkmış yani. Buradan hekim başına seslenelim. Ertuğrul Keskin'e. Burada bayağı pislik var. Hiçbir zaman da bitecek gibi değil. O yüzden burada acil olan bir council chambers yapabiliriz. Bize ne kazandıracak? Hem sağlık bonusu hem de public order kazanacak. Bize bu kesin lazım. 1200 florin buraya harcayabiliriz. Ama tabii komiser ne yapacak şehirlerinde onları da bilmiyorum. Salonika'ya bakarsak, Salonika'da zaten town hall yapılıyor. %145 public order, düzen gayet yerinde. Normal vergi alınıyor. Tarım average, ortalama. Ama ticaret muhteşem. Her zaman muhteşem oldu. Selanik'te hala da muhteşem olmaya devam ediyor. Korint'e bakalım. Korint'te ne yapılabilir? Tarım burada muazzam. Burada Town Watch, Town Hall gibi binalar yapılabilir. Genel olarak bakarsak tarım burada da eksin. Yani çoğu yerde bir tarım artık açtık. Tarım gayet güzel yapılıyor. Sadece yolsuzluk var. 125 florin bizim kasamıza girmesi gerekirken girmemiş. Biraz pislik var. Saloniki'deki yolsuzluk ne durumda ona da bir bakayım. Orada da var ama çok çok az var. Yani fazla dikkate değer bir şey yok. Dıraş'ta grain exchange yapıyorduk. Burada da çok çok az bir yolsuzluk var. Onun dışında tarım ortalama. Ticaretimiz de 274 olarak bize geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi Trabzon'a saldıracağız zaten. Onun dışında artık diplomasiye bakalım. Yine kimse kimseyle savaşmamış ama tahminimce öbür turdan itibaren savaşlar başlayacaktır. Nerelerde bina yapılabilir? Konstantinopol, Korint, Nikosya ve Rodos. Şimdi bir kere başkentte Council Chambers yapmamız gerekiyor. Neden gerekiyor? Çünkü pislik aldı başına gidiyor. Buraya huzur lazım. Burada belki ben çünkü vergi de arttırmayı düşünüyorum. Madem düşük vergiyi koymama rağmen bana isyan ediyorsunuz. Council Chambers yapımını başlatalım. Evet, Anna'yı evlendirdik artık. Gerçek hayattaki kocası Nikephoros Briennios olarak ismini koyacağım ben. Asemopoulos burçesi kullanmayacağım. Andronikos 7 yaşında, Isaac 6 yaşında, artık yavaş yavaş yaşları büyüyor. Prens John da 28 yaşında, hala evlenmedi. Umarım öbür tur ona da bir evlilik teklifi gelir de onu da evlendiririz. Konstantinopol'de bir tık vergiyi arttırdım. 120'ye gelsin bakalım. Şu an 1671 florine düştük. Diğer tur 4191 florin olacak. Düşme var. 2500 florin alıyoruz. Çok asker bastık çünkü. Ondan kaynaklı durum var. Şimdi bu durumda ne olacak o zaman? Korint, Nikosya ve Rodos. Burada herhalde konuşarak şey yapacağız. Çünkü 3 şehirden 2 tanesi de bina inşa edilebilecek. Kıbrıs'ta gerek var mı bilmiyorum. 1671 florini nasıl harcarız? Rodos'ta tarım muhteşem. Belki bir kilise yapılabilir. Belki bir genel ev yapılabilir. Yine town watch yapılabilir. Kıbrıs'ta bunun aciliyeti var mı? Pek yok. Zaten tarım muhteşem. Town watch belki yapılabilir. Ayrıca Korint'te ne yapabiliriz? Korint'te tarım çok iyi. Town Hall belki yapılabilir çünkü vergi düşüyor. Bunu karar düşüneceğim. Öyle ise karar vereceğim. 3 komisimizden pardon arkadaşlar. 2 tanesi bina yapacak büyük ölçüde. Bir tanesi yapamayacak. Çünkü ekonomik olarak tekrardan sıkıntıya girmeye başladık. Yani Trabzon'u alırsak zaten ondan sonra hem bize gelen ödülle
birlikte hem de Yenişehir'in verdiği parayla birlikte zenginleşmiş olacağız. Yes. Şimdi Dragos. Amiral Dragos'u biz artık birliklere Sofya zaten artık tamamen aklımızdan çıktı. Birliklerimizi şuraya bir çekelim. Yes, madam. Önce isyanı bastırmak zorundayız. Ondan sonra Bükreş'e gideceğiz. Your orders? Askerler yes. Ne kadar ilerleyebiliyor? İlerleyemiyor zaten. Şurada kalsınlar. Yes, Albanites'i de geri çekip Dragos'la birleştirelim. Çünkü burada bir korsan Are gemisi var. İki gemi birleşirse daha iyi olacak. Zaten keşfini de yapmıştı Albanites. Joining our fleets, my lord. Dragos askerleriyle şurada beklesin. Ondan sonra da artık şu adamlara saldırıya geçebiliriz. Oyun tarihiyle tahmini olarak Aralık gibi paylaşacağım bu isyan haberine. Bir din adamı da gerekiyor. Yani acil şeyler var. Bir din adamı da gerekiyor bize. Bükreş'e göndermemiz gerek. Onu da bastım. 1491 florine düştük. Büyük ölçü belki de 600 florinlik binalar yapacaksanız bir 600 bir 800 florin yapabiliriz. İki tane şehirde belki işlem yapabiliriz. Onun dışında arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Your orders? Amiralimizi gönderdik. Trabzon seferini başlattık. Buradaki casuslarımızı ilerlettik. An honor. Manuel Kalides ve Kayseri civarında beklesin. On the my way. Naturally, my lord. Yukarı Türk ordusu yok. Kayseri'de evet. Şu an Fetret devrinde olduğumuzdan bahsetmiştik. Ebul Gazi şu an Kayseri'nin yönetiminde, yani Ebul Kasım'ın kardeşi. İkonyum yönetiminde de Ebul Kasım ve onun oğlu var. O şekilde şu an görüyorum. Daha sonra hani burada oyundaki Türklerin sultanını Kılıç Arslan olarak ileride diziye sokarız. Yani dizi diyorum, pardon, o kadar kaptırdım ki. Hikayeyi sokarız arkadaşlar. Casumuz burada görevini yapmıştı. Şöyle bir batıya doğru bir gelsin bakalım. Aşağılarda bir sıkıntı var mı? Güneyde de bir sıkıntımız yok. Senato'da ne konuşabiliriz? Bir kere Senato'da bir liderlik seçimi yapılacak zaten. 24 Temmuz 1087'de, yani Senato'nun kurulduğu 24 Temmuz 1082'den sonraki 5. yıl dönümünde hem bir liderlik seçimi yapacağız. Onun dışında da hani Bükreş seferine veya şu isyana kim gitsin, kim bastırsın onu şey yapacağız. Nikeforos Biryennios mu yoksa İmparator Alexios mu? Nikeforos Biryennios dedim, Anna'nın kocası arkadaşlar. Anna da bu şekilde Konstantinopol'e dönmüş oluyor. Hikayeye bir karakter daha katılmış oluyor bu kadar yolculuktan sonra. Council Chambers olayını da biraz bekleteceğim. Senato'yla şunu konuşabiliriz arkadaşlar. Hani binaları hangi şehirlerde yapalım? Hangileri daha acil? Onları konuştuktan sonra komiserimize sorabiliriz. Çünkü ben tek başıma karar vermek istemiyorum şu an. Fazla paramız yok. 2691 florin var ama yapılması gereken, yani bina yapılması gereken 1, 2, 3, 4 tane yer var. Onu bir senatoda görüşelim. Şuraya yer yapılalım dersek ki o zaman bir şey yapabiliriz. Konstantinopol'de vergileri arttırma olayını da senatoda bir görüşebilirim. Şu an geri aldım. Çok pardon.
Onun dışında artık aktarabileceğimiz bir şey yok herhalde. Artık biliyorum, ben de savaşların çıkmasını istiyorum. Siz de savaşların çıkmasını istiyorsunuz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zaten milis piyademiz var. Gemileri birleştirdik. Ordu burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim burada var. Konstantinopol'den alınabilecek 9, 10, 11, 12, 13, en az 13 kişiyi alacağız. Çünkü Kaptan Vulcanus'un ordusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimlik, gördünüz mü? 8 birimlik bir birim. Onlara herhalde bir 13-14 birimlik bir kuvvetle saldırırsak çok rahat alırız ama içeriğini bilmiyoruz. O yüzden Slavos Laskaris'in şu adamı bir dibine gelmesi lazım. Atlı okçuları falan var mı? Onlara bakmamız gerekiyor. Venedikler de burada saçma sapan bir şeyin içindeler. En azından bizim sınırlarımızda değiller. Ama bizim sınırlarımıza girerlerse ben savaş açarım onlara. Net bir şekilde konuşuyorum. Gücümüz de gayet yerinde. Dıraş'ta da gözetleme kulesini yaptık. Bir birim daha belki basabiliriz ama acelesi yok şu an için. Evet. Genel olarak bu. Eğer unuttuğumuz bir şey olsa tekrardan geri dönüp bakarız. Şimdi neler oldu? Trabzon olsak bize 2500 florin verilecek. Senato'da konuşulacak bayağı konu var. Çok fazla konu var. Bir kere bu iç isyan. Ondan sonra hangi şehirlerde ne vergi yapalım? Ondan sonra kim senato lideri olsun? Senato lideri ne oluyor? Şimdi oylamada eşitlik mi oldu mesela? 3 tane farklı seçenek geldi. İşte A seçeneği 7 oy aldı. B seçeneği 7 oy aldı. C seçeneği de 3 oy aldı. Ve o ikili 7 ile eşitlik olduğu zaman senatör lideri ona karar veriyor. Hangi şey yapalım? Yani onun oyu geçiyor. Yani senatör liderinin oyu geçerli oluyor. An order. Diplomatlarımızı gönderdik. My lord. Casusumuz bekliyor burada. Şu herifler üzerimize saldırırsa en kötü paralı asker alabiliriz. Bu oyunda asker ve ekonomi dengesini tutmak bayağı zor. Biz çok zorlanmıyoruz gerçi. İyi götürüyoruz ama hani yanlış hareketler tamamen bizi ekonomik sıkıntıya sokabilir. O yüzden çok asker basılmaması gerekiyor. Çok ajanda basılmaması gerekiyor. Sadece kilit noktaları koymamız gerek. Evet. Çünkü florin değerimiz bizim 2300'e kadar düştü. Bir ara 4000 falan alıyorduk. Evet, başka şu an yapılabilecek bir şey göremiyorum. Yeni arkadaşlarımız gelmiş zaten, belirtmiştim. Yağız Demirer ve Aykut Kurtuzcu bize katıldı. Senatomuza katıldılar. Çok da güzel oldu. Ekibimiz de şu an tamamlandı zaten ziyadesiyle. Yeterli kişideyiz. Bu tur videosunu artık burada yavaş yavaş hani sonlandıralım. Ne oldu? 1087'nin son 6 ayını işlemiş olduk. Konuşulacak şeyler var. Onlar konuşulduktan sonra tekrardan bir... Yani video çekmem de diğer bölümün video öncesinde onları da tamamlamış oluruz arkadaşlar. Diyerekten kaydımızı alalım artık yavaş yavaş. Şöyle yedekten bir save alalım. Unuttuğumuz bir şey olursa da geri döner bakarız. İzlediğiniz için, bu videoda benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok dikkat edin.